Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz ıspanaklı peynirli gözleme hazırlayacağız. Nasıl hazırlamışım? Buyurun yapımını görelim. Öncelikle 6 su bardağı unu elerek yoğurma kabımın içine aldım. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Toplamda 3 su bardağı ılık su kullandım. Suyunu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyelim. Önce spatula ile güzelce toparladıktan sonra elimizde güzelce yoğurabiliriz. Evet, şimdi de biraz tezgahın üzerinde daha kuvvetli bir şekilde yoğuralım. Hamur güzelce özleşsin. Hamuru yoğurduktan sonra mümkünse 15 dakika kadar dinlendirirseniz çok daha güzel açılır. İstediğiniz büyüklükte bezeler hazırlayabilirsiniz tavanızın büyüklüğüne göre. Şimdi burada 450 gram kadar ıspanak var, yıkadım, doğradım. Üzerine yarım kilo beyaz peynir, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdirdim üzerine ve bir çay kaşığı kadar da karabiber serpiştireceğim. Sevdiğiniz baharatlardan kullanabilirsiniz. Evet, şimdi iç harcımız hazır. Tezgahımızı biraz unladıktan sonra istediğiniz büyüklükte açabilirsiniz. Tavanızın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. İnce açarsanız çok daha güzel olur. İster merdane ile ister oklava ile açabilirsiniz. Merdane daha kolay oluyor. Bu şekilde hemen pratik bir şekilde açabilirsiniz. Yeteri miktarda ilaç malzemesinden yerleştirdikten sonra hemen kapatıyoruz. Şöyle elimizle bastırıyoruz. Derseniz kenarlarını kesebilirsiniz. Ben bu defa kesmek istemedim. Kesseniz de olur. Köşelerinden kesmeseniz de olur. İç malzemesini güzel lezzetlendirirseniz gözlemeleriniz çok güzel olur, çok lezzetli olur. Ben içinde kuru soğan kullanmıyorum. Peynirin girdiği hiçbir şeye kuru soğan eklemiyorum. Ama seviyorsanız herkesin damak zevki farklı olabilir. Kuru soğan da doğrayabilirsiniz ama dediğim gibi ben süt ürünü girdiği hiçbir şeye kuru soğan eklemiyorum. Tavamızı çok güzel ısıtalım. Daha sonra her iki yüzünü de güzelce çevire çevire pişirelim.
Şöyle biraz tereyağıyla sıvı yağı karıştırıp üzerine sürebilirsiniz. Tereyağı sürdüğünüz zaman daha güzel kızarıp içi daha güzel pişecektir. Daha kabarır. Bu şekilde pişme esnasında yağlayabilirsiniz. Sık sık çevirirseniz daha güzel olur. Kurumadan daha güzel pişer. Evet, buraya kadar da izliyorsanız bir beğen tuşuna basıp abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Evet, gözlemeleri bitirdim. Gayet güzel oldular. Gördüğünüz gibi yumuşacık pamuk gibi çok lezzetli oldular. Mutlaka denemenizi öneririm. Gördüğünüz gibi çok kolay hazırladık. Şöyle kesip içini de gösterelim. İster kahvaltıda, isterseniz Ramazan ayında sahur için hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sadece un, su, tuz ile pratik bir hamur hazırladıktan sonra hiç maya kullanmadan, beklemeden hazırlayabilirsiniz. Deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun. Başka videolarda, başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, afiyet olsun.